Teknocaddan'dan hepinize merhabalar. Ben Onur. Bugün sizler arkadaşlar Xiaomi Mi Note'u inceliyorum. Videoyu aşağıdan beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Mikrofonumu da çekemiyorum. Nedenini sorarsanız telefonun dönüştürücüsünü bulamadım. 3.5 mm jack girişini Type-C'ye dönüştüren girişi. Çünkü benim telefonumun arkadaşlar kulaklık girişi yok. O yüzden mikrofonu bağlayamadım. Yaka mikrofondan bahsediyorum. O yüzden de arkadaşlar ses çok kaliteli olmayacak maalesef. Fakat bunu bulacağım. Bir dahaki videolarda bunu çözmek istiyorum. Elimden geldiğince sesin iyi olmasına çalışacağım, uğraşacağım. Şimdi bir cihaza geçelim arkadaşlar. Yapacaklarımız klasik, işte tasarımdan, ekrandan, işte işlemciden, kameradan, performanstan bahsedeceğim ve deneyimden bahsedeceğim sizlere. Şunu söyleyeyim, cihazı yani ne beğendim ne de beğenmedim. Beğenmekle beğenmemek arasında kaldım. Çünkü sevmediğim yönleri büyük, sevdiğim yönleri de ufak. Yani genel olarak bu cihazın ben diğer editörler tarafından çok şişirildiğini ve balon bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Kimse parasını sokakta bulmuyor arkadaşlar. O yüzden yani orta seviye bir telefona, orta üst seviye de değil, orta seviye bir cihaz arkadaşlar. Ne bileyim 5.5 milyar gibi bir para vermek pek mantıklı gelmiyor bana. Tasarım olarak da çok kaba, şık durmayan bir cihaz bence. Zaten Mi Note 10 Lite bu cihazdan daha iyi ve daha ucuz. Orası da ayrı bir değişik olay. Yani arkadaşlar cihazın arkasındaki 5 tane 108 megapiksellik ana sensörü olan bir kamera başarılı değil. Samsung Galaxy Note 10 ile çekiyorum ben şu an bu videoyu. O yüzden karşılaştırma yapamayacağım şimdi ama 108 megapiksellik kamerayla çektiğim fotoğraf, bu arada 12 megapiksel modla değil 108 megapiksel modla çekiyorum. Bir de Galaxy Note 10 12 megapiksel kamerasıyla çektiğim fotoğraflara bakıyorum, yakınlaştırıyorum. 12 megapiksellik cihazda kalite daha iyi bundan. Ayrıca bu cihazda ne bileyim şöyle bir şey var, hiç keskin değil fotoğraflar. Mesela Note 10'la çektiğim fotoğrafları zoomluyorum, böyle çok keskin, gayet güzel duruyor. Fakat bunu zoomluyorum, bu kaliteli ama çok bulanık arkadaşlar. Hiçbir şekilde işlemesi kaliteli yapmıyor. 5x hibrit zoom'u var arkadaşlar. Zoom olayı gayet güzel. 50x zoom yapabiliyor. Şimdi gelelim yakındığım en büyük olaya. Arkadaşlar elde tutuş çok kötü. Nasıl desem, şöyle göstereyim hatta kamerada size. Elimde tutuyorum şu an cihazı. 5. kamerayla TOF sensörü, yani derinlik algılayıcının yardımcı sensörü şu an kapandı. Sadece şu an cihazın 3 kamerası. Cihazı ben böyle kullanıyorum. Gördüğünüz gibi 5. kamerayla sensör kapalı ve parmağımın kiri geliyor. Kamera kirleniyor. Elde tuşu hiç rahat değil. Elinize kamerası geliyor. Ondan sonra şu kutusundan çıkan kılıf arkadaşlar cihazın. Şimdi görüyorsunuz bu kılıf cihazın kutusundan çıkan kılıf. 2800 lira Oppo'nun kutusundan çıkan kılıfı biliyorsunuz. Deri, sert bir kılıf. Bir de 5.5 milyar cihazın kutusundan çıkan kılıfa bak, sararıyor. Daha yeni cihaz ve sararmaya başladı kılıf. Takıyorum kılıfı. Cihaz iğrenç duruyor, ne bir çıkıntısı var, cihazı korumuyor düştüğü zaman. Ne bir şey var, arkasına bakıyorsunuz cihaz iğrenç. Yani kamera çıkıntısını da kapatmıyor, sıfırı sıfır. Yine bir çıkıntısı var ama kurtarmıyor. Çünkü kamera çıkıntısı çok kalın. 108 megapiksellik sensör çok büyük. O yüzden yani hiç güzel değil. Elde tuşu da güzel değil. Çünkü çok ağır bir cihaz arkadaşlar ayrıca. Bilek ağrıtıyor. Bileğim ağrıdı diyebilirim. Tasarım olarak söyleyeceklerim bunlar. 5.5 milyarlık bir cihaz. Fiyatını hak etmediğini düşünüyorum ben. Çok şişirildiğini düşünüyorum. İçinde Mi 9T'de ve A71'de olan Snapdragon 730 işlemcisi var arkadaşlar. Yani bu fiyata 765G alabiliyorsunuz işlemci olarak. Hatta 865 veya 855G cihazlar bile alabilirsiniz çok rahat arkadaşlar bu paraya. Performans olarak tabii de bir sıkıntı yaşamadım ama yani ben niye bu telefona bu kadar para vereyim bu işlemci varken. Öncelikle şunu söylemeden de geçmeyeyim ayrıca. Ben MIUI 12 arayüz incelemesini yapmak istiyordum. Bütün cihazlara var, Redmi Note 5'e bile var, fakat Mi Note 10'a daha ne betası var, ne bir eurom var, hiçbir şey yok arkadaşlar. Xiaomi'leri bildiğiniz gibi yazılımlarıyla ünlü bir cihaz. Fakat bu cihaza göre hiçbir şekilde ROM geliştirilmiyor, yazılım yapılmıyor. Zaten Mi Note 3'ü çok dışladılar. Ben de bu cihazın Mi Note 3 gibi yine dışlanacağını, üvey evlat gibi davranacağını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi 5 tane kameramız var. Bir tane de TOF sensörümüz var. Altta Xiaomi logosu, işte diğer sertifikalar. Üstte bir tane arkadaşlar kızılötesi sensörümüz. Bir tane mikrofonumuz var. Sol tarafı komple boş. Alt tarafına tek hoparlör var, mono hoparlör. Bir tane USB Type-C, bir tane de kulaklık girişi, bir tane de mikrofon girişimiz var. Şunu söyleyeyim, hoparlör kalitesini beğenmedim. Normal Xiaomi'lerde olduğu gibi Mi 9 seninkini de beğenmemiştim.
sağ tarafında ise ses açma kısmı, açma kapama düğmesi ve bir tane de hafıza kart ve şey girişimiz var. SIM kart girişimiz var arkadaşlar. Tasarım olarak böyle. Şu arkası tipti. Onun dışında gerçekten güzel bir cihaz tasarım olarak. Ekran kalitesi. Ekran önünden baktığım zaman şöyle. Gerçekten çok güzel bir ekranı var. Ekranın çok hoşuma gitti benim. Onu söyleyeyim. Akıcılık falan olsun. Gerçekten güzel bir ekran. Fakat 60 Hz öyle şimdiki cihazlar gibi 90-120 Hz gibi bir ekran tazeleme hızı yok. Full HD Plus bir ekran. Gayet kaliteli. Ekran konusunda hiçbir sıkıntı yaşamazsanız. Pil olarak da çok memnun kaldım. 5260 mAh'lik bir bataryası var. Bitmek bilmiyor. Geç de dolmuyor. Hızlı bir şekilde doluyor. Geç bir şekilde de bitiyor. Pil konusundan memnun kaldım. Ekrandan memnun kaldım. Performanstan memnun kaldım. Ama fiyatına göre bu işlemci iyi değil. Onu söyleyeyim. Onun dışında arkadaşlar ön kamerası da gerçekten güzeldi. Arka kamerası da güzel ama yani şöyle baktığım zaman bir de teknik verilerine baktığım zaman o kaliteyi sunmuyor ama arka kamerası güzel. Onu söyleyeyim. Hoparlörünü beğenmedim. Onun dışında kazetesi sensör işime yaradı. Şu anki cihazlarda yok. İşte ne bileyim televizyonu kontrol edeyim, işte monitörü kontrol edeyim, projeksiyon açayım, klimayı açıp kapatayım. Gerçekten bunlar güzel şeyler, olması gereken özellikler. İlgimi çeken diğer bir konu arkadaşlar cihazda çift tonlu led flash var bildiğiniz gibi. Ama bu cihazda hem çift tonlu led flash hem de bir tane daha flash var. İki flash var bu cihazda. Flash güçlü gerçekten. Çekimlerde de kaliteli çıkıyor. Saçma sapan bir parlama yapmıyor. Kamera çıkıntısı çok kalın. Dediğim gibi 108 megapiksellik sensörden dolayı. Onun dışında gayet güzel. Ekran içi parmak iz okuyucu testini de yaptım. Şimdi gelin ona bakalım arkadaşlar. Ama performansını yapmıyorum. Niye derseniz bu cihaz pop-up kameralı bir cihaz değil. Ne bileyim ya da yüz tanıma gelişmiş bir güvenlik seviyesinde değil. Yani fotoğrafımı tutsanız yine açar. O yüzden ya ben yapmıyorum. 1000 TL'lik telefonda bile şak diye açıyor. Bu telefonda açmaya gerek yok yani. Kullandım mı kullandım. İnanılmaz hızlı çalışıyor. Ona laf yok. Şimdi bir de gelin ses testini yaptım. Onu da dinleyelim hoparlörünü. Evet onu da dinlediniz fakat ben öyle kaliteli bir mikrofonla kayıt yapıyorum. Yani öyle dediğim gibi dBL'ini ölçmüyorum çünkü onu yapacak imkanım yok. Özellikle korona zamanında. Fakat ben de onu yapmak istiyorum söyleyeyim. Benim elimdeki yeşil rengi, beyaz ve siyah rengi var. Hepsi güzel bu renklerin. Hepsini de gördüm canlı olarak. Fakat yeşil de ayrı bir güzel. Işık da böyle dalga dalga. Fakat ben bir şey beklerdim bu cihazda. Mi 9 Lite'da mesela Xiaomi logosu ışıklı bildirim gelince ışık yanımsanıyor. Mi Note 10'da da böyle olabilirdi. Yazılım MIUI 11. Android 9 ile geliyor. Android 10 güncellemesi geldi. Ama maalesef Redmi Note 5'e bile, Mi Note 3'e bile MIUI 12 verilmişken Mi Note 10'a verilmedi. Bunda yapacak bir şey yok. İncelemek isterdim. Yani şimdi deneyimlerimi anlattım. Ufak ufak bir de teknik özelliklerini söyleyeyim. Videoyu bitiririz arkadaşlar. Şimdi cihazın ekranı 6.47 inç. 6 GB RAM, 128 GB hafıza ile geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi ekran AMOLED 60 Hz, 398 ppi'lik bir değerimiz var. Full HD Plus bir ekran. HDR10 destekli, ayrıca kenar kıvrımları da çok fazla. Onu söyleyeyim, jelatin bulmakta zorlanabilirsiniz bu cihaza. %87'lik bir ekran gövde oranı var. Ekran çerçeveleri gerçekten ince, bu konuda memnun kaldım. Ayrıca gözüme çok hoş geldi. Bir P30 Pro havası var bu telefonda. Çok benziyor P30 Pro'ya önden özellikle. Şık bir cihaz arkasını aldırmazsak. Ekran parlaklığını da şöyle göstereyim. Ekran çok parlak. Gerçekten parlak. Oppo Reno 2Z incelemesinde ekran parlaklığından yakındım. O telefonun tek eksisi oydu. Bunda ekran parlaklığı gerçekten çok iyi. 600 nit'e kadar çıkabiliyor. Aynı Samsung cihazlardaki gibi. Ve Gorilla Glass 5 ile arka ön korunuyor arkadaşlar. Şimdi pil 5260 mAh'lik bir bataryamız var arkadaşlar. 30 Watt'lık hızlı şarj destekliyor.
Gerçekten çok hızlı bir şekilde şarj oluyor dediğim gibi. Ve geç bir şekilde bitiyor. 13 saat ekran süresi aldım. Şimdi kameraya geçelim. Ben bu cihazın kamerasını neden beğenmedim biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi 108 megapiksel arkadaşlar. F1.69 diyafram değerimiz var. Optik görüntü sabitleyiciydi fakat burada Samsung'un ISOCELL bir sensörü var. Ben bu yüzden bu cihazın kamerasını beğenmedim. Cihaz sensör olarak geride. 64 megapiksellik Xiaomi Mi Note 10 Lite var. Şimdi megapiksel her şeyi belli etmiyor bildiğiniz gibi. 64 megapiksellik cihazın kamerası bundan 108'lik cihazdan daha iyi. Çünkü o cihazdan Mi Note 10 Lite'da bundan 3,5 milyar olan Mi Note 10 Lite'da Sony IMX 686 var. Fakat bu cihazda Samsung'un ISOCELL sensörü var. Arada çok fark var. Mi Note 10 Lite'in kamerası kat kat daha iyi bu cihazdan. Fakat onda optik görüntü sabitleyici yok. Bunda aklımıza yazmamız gerek ve diyafram olarak o daha kötü. Bu cihazın 1.69 yani 1.7 diyafram değeri var. Gece fotoğrafları gerçekten güzel. O konuda beni çok tatmin etti arkadaşlar. 4K video çekebiliyor fakat 30 FPS'de 60 FPS beklerdim böyle bir cihaz için. Fakat büyük ihtimal işlemci desteklemiyordur. Şunu da söyleyeyim. Videoda optik görüntü sabitleyici çalışıyor. Yani sadece ACE değil, elektronik değil. Optik yani donanımlı olarak da sabitleyici çalışıyor. Şuradan arkadaşlar 1080p'de 60 FPS, 240 FPS video çekebiliyorsunuz. İkinci kameramız 20 megapiksel f2.2 diyafram değerine sahip. Bu kamera geniş açı kamera arkadaşlar. Öbür kamera ise 12 megapiksel f2.0 diyafram değerine sahip ve derinlik algısı yani bokeh efekti, portre mode işine yarıyor. Bir de 2x optik zoom yapıyor. Beşinci kamera 2 megapiksel f2.4. O da arkadaşlar makro kamera. Makro kamerasını beğenmedim. Her zaman şunu söyleyebilirim. 5x optik zoom olan bir cihazda makro kamerasına ihtiyaç yok. Çünkü makro kamera kaliteli değil. 2 megapiksellik bir kameraya ne makrosunu bekliyorsunuz? Makro dediğiniz arkadaşlar çok içine girersiniz ve çok kaliteli net olmasını beklersiniz. Bunu 5x optik zoom daha iyi yapıyor. Makro kesinlikle yapmıyor. Makroyu aldığınız zaman bir balık gözü efekti, bir bulanıklık falan gerçekten hiç yani olmaması gereken şeyler, kaliteyi bozan şeyler gibime geliyor bana. Ön kamera dediğim gibi çok hoşuma gitmişti. 32 megapiksellik ön kameranız var. F2.0 diyafram değeri var. Bu kamera gerçekten çok iyi çalışıyor. Ön kamerasını gerçekten çok beğendim. Zaten şu anda fotoğraf örneklerini de görüyorsunuz cihazın. Performans. Şimdi bu cihazda Snapdragon 730G vardı demiştik arkadaşlar. 730G'nin neredeyse 730'dan hiçbir farkı yok. GPU'sunda da fark yok. Fakat MHz'i daha fazla. Bu GPU 700 MHz. Antutu puanlarında ise yaklaşık 20 bin bir fark var. 267 bin bir Antutu skoru var V8'de. İşlemci bu cihazın fiyatına göre düşük kalmış. Bir 765G ya da 720G olabilirdi. Çünkü 720G 730'dan daha iyi bir işlemci. Her şeyde sayıya bakmayalım. Onu da söyleyeyim yani fiyatını hak etmiyor bu cihaz onu kesinlikle söyleyeyim. 9,67 mm bir kalınlığı var. Arkadaşlar çok kalın ya. 9,5 mm ne Allah aşkına. Yani en son benim 11 mm cihaz elime aldım. Sony Xperia XZ2 idi. XZ2 kompaktı. Çok kalın bir cihazdı. Bu da aynı şekilde. 208 gram ağırlık bir de neredeyse 10 milim kalınlık. 10 milim kalınlık dediğiniz arkadaşlar 1 santim yaklaşık. Yani benim bir parmağım kadar cihazın kalınlığı. Gerçekten çok kalın. Kullanmak çok rahatsız edici. Hiç rahat kullanımı yok. Yani metal, cam dediğim gibi kasalar. Ön arka Gorilla Glass 5. 5G desteklemiyor. Onu da söyleyeyim. NFC var, kız ötesi var. Suya dayanıklılık, toza karşı dayanıklılık yok. Beklerdim böyle bir cihaz için. Fakat bildiğiniz gibi Xiaomi yapmıyor. Fakat bu cihazın sevdiğim bir yanı, çok sevdim hatta bu yanında. Xiaomi telefonları da her zaman seviyorum. Kaliteyi bozmuyor bu yönde. 3,5 mm'lik kulaklık girişinin verdiği ses kalitesi, baslar çok kaliteli ve müzik uygulaması gerçekten çok iyi. Bir sürü efekti var. Equalizer olsun, kulaklık modları olsun. Hazır modları da var, efektleri de var. Ses konusunda gerçekten Xiaomi önem veriyor. Hi-Fi ses desteği var. Yani ne demek? Kaliteli bir ses deneyimi sunuyor kulaklıkta size. İyi bir de kulaklığınız varsa gerçekten çok zevkle bir müzik dinleyebilirsiniz bu cihaz arkadaşlar. SAR değeri olarak da gerçekten yüksek değil. Normal bir SAR değeri var. 1,3'lük SAR değerine sahip vücutta. Başta da 1,1. Gürültü engelleyici mikrofonlar ikisi. Dediğim gibi bu Hi-Fi ses sertifikası. Bir de bu cihazın arkadaşlar kulaklık girişinde de amfi var. Xiaomi bu cihaz bunu her modelinde koyuyor. Çift tatlı bir cihaz. USB 2.0 ile çalışıyor. Yani ekran gerçekten güzel. Dediğim gibi bu cihaz yurt dışına CC9 Pro olarak çıktı.
Global Demon Tone olarak çıktı. CC9 Pro ile bu cihazın hiçbir farkı yok. Neredeyse aynı cihazlar. İşlemci ve elde tutuş dışında, yani tasarım dışında gerçekten güzel bir cihaz. Fazla gömmüş gibi oldum ama abarttığım kadar değil. Ama elde tutuşu çok rahatsız. İşlemcisi fiyatına göre çok düşük. Kamerası anlatılanlar kadar iyi değil. Veya kağıtta yazılanlar kadar iyi değil. Normal bir kamerası var. Ön kamerasını çok beğendim. Ekranını çok beğendim. Fakat çok kalın. Ses hoparlör konusunda çok tatmin olmadım. Ama kulaklık çıkışında çok tatmin oldum. Pilde çok tatmin oldum. Aynı zamanda mikrofonları güzel. Fakat video çekimi iyi değil. OIS çalışmasına rağmen. Onun dışında telefon güzel diyebilirim. Fiyatının düşmesini beklemek lazım. 4,5 milyarda yine 5,5'a çıktı korona yüzünden ve bu dolar yüzünden. Ama ben şunu söyleyeyim. Bu cihazı almak yerine Mi Note 10 Lite almanızı öneririm. Hem işlemci olsun hem de kamera olsun. Kalınlık, tasarım, her şeyde Mi Note 10 Lite bu cihazdan daha iyi. Yani dedim ki balon bir cihaz. İncelememiz bu kadardı. Beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.